2022 LGS sonuçları nasıl olacak? Öncelikle hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. Çok önemli aşamalardan birini LGS'yi bitirdiniz. Hepinizi tebrik ediyoruz. Ve şimdi 9, 10, 11, 12 ve ileridesi yepyeni bir sınav bekliyor. Üniversite sınavı. Fakat bu sınav da önemliydi. Okuyacağınız liseyi belirlemek açısından. Çok güzel çalışmalar yaptınız. Çok güzel sonuçlar alacaksınız. Hiç endişelenmeyin. Hepinizi çok iyi liseler bekliyor. Netlerinize göre, sıralamanıza göre çok iyi liselerde okuyacaksınız. Ve geleceğiniz için, okuyacağınız üniversiteler için çok güzel adımlar atacaksınız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Öncelikle sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Yağmurcan demiş ki hocam son 3 yılın ortalamasını toplayıp 3'e bölüp LGS etkilediği doğru mudur? Eğer diğer adayla puanın aynı olursa yani sıralamanı artık etkileyecek bir şey bulamazlarsa o zaman bu tarz şeylere bakıyorlar. O zaman okuldaki yoklamana bile bakıyorlar. Yani devamsızlık durumuna bile bakıyorlar. Ama temelinde en önemli şey netleriniz. Sevda Koç demiş ki hocam taban puanlar düşer mi veya yükselir mi? Arkadaşlar muhtemelen puanlar yükselecek. Ama bu sizin sıralamanız açısından ...olumlu ya da olumsuz bir şey değiştirmeyecek. Yani sizin sıralamanız iyiyse yine sıralamanız iyi gelecek. Sıralamanız kötüyse yani diğer adaylardan daha az çalıştıysanız... ...yine sıralamanız kötü gelecek. Dolayısıyla puanların yükselip artması hiçbir şey değiştirmiyor. Bunu birazdan göstereceğim. Sakine Yüksel demiş ki gerçekten Türkçe çok zordu. Evet doğru. Şıklar çok çeldiriciydi. Doğru. İnşallah lise taban puanlar artmaz. Sevgili Sakine eğer... Senin Türkçedeki netlerin diğer adaylardan daha fazlaysa, toplamdaki netlerin diğer adaylardan daha fazlaysa, taban puanlar artsa bile senin sıralaman iyi gelir. Enes demiş ki geçen sene göre taban puanlar artar mı azalır mı? Bizim öngörümüz taban puanların artacağı, yani puanların biraz daha iyi geleceği, adayların biraz daha iyi yaptığı düşüncesi var. Daha fazla birinci çıkacağı düşüncesi var ama sıralamalar gelene kadar Yorum yapmak çok erken ama öğrencilerden aldığımız duyumlar, okullardaki öğretmenlerimizden aldığımız duyumlar öğrencilerin bu sene biraz daha iyi puanlar alabileceğini gösteriyor. Şimdi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. LGS 2021'e 1 bin kişi girmişti. 2022 1 milyon kişi girdi. Yani daha fazla da girdi. Bu da sizi endişelendirmesi niye? Ya yani giren aday sayısı artmış olabilir ama önemli olan çalışan, gayret gösteren, sizin kadar soru çözüp, sizin kadar deneme çözüp iyi bir şeyler yapmak isteyen aday sayısı önemli. Şimdi arkadaşlar, herkesin sınavı zor geçti. Yani herkes için sorular zordu. Herkes Türkçede çeldirici sorularla baş etti. Herkes matematik fende bazı sorularda gerçekten çok zorlandı. Önemli olan herkesten sizin farkınız ne? Sizin birinci farkınız çalışmaktı. Bunu yaptınız. İkinci farkınız yapabileceğiniz en iyi netleri yapmaktı. Bunu da yaptınız. Şimdi tercih dönemi var. Tercih döneminde de bizleri dikkatle dinlerseniz ...çok iyi bir tercih dönemi geçirecek ve iyi liselere yerleşeceksiniz. Şimdi yüzdelik diliminiz yani sıralamanız sizin nereye gireceğiniz belirleyecek. Yani puanı esas almanıza gerek yok. Bunu bilimsel olarak da ispatlayalım size. Bakın 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki dört tane liseyi mercek altına aldık. Mesela Bilecik Öztürk Fen Lisesi'ne baktığımızda Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'ne baktığımızda... ...2017'de puanı 481 beşlik dilimle alıyor... 2018'de 378 puan. Aa puanı düşmüş ama dilimi yükselmiş. Yani daha zor olmuş girmesi. Bakın puanı düştü halde girmek daha da zorlaşmış. Sonra 443 olmuş puanın, puanı. Puan artmış. Ama bu sefer girmesi daha kolay olmuş. Çünkü Türkiye'de 100 kişi içinde 4. girebiliyorken şimdi 5. girebilmiş. Yani esasında lisenin değeri azalmış. Ama puan artmış. Bakın 378'den 443'e çıkmış. Sonra 2020'ye bakıyoruz. Puanı düşmüş 415 ama dilimi yine aynı. Ya da e, 2021'e bakıyoruz puanı düşmüş ama dilimi gerilere gitmiş. Dilimi de gerilere gitmiş. Yani dolayısıyla arkadaşlar puanlar artar azalır ama önemli olan dilimlerdir arkadaşlar. Peki hocam dilimler niye azalmış? Bazen 5, bazen 4, bazen 5, bazen 5, bazen 6 niye olmuş? Liseye olan ilginin artması ya da o liseye olan ilginin azalması dilimleri değiştiriyor. Peki puanlar neye göre değişiyor hocam? Puanlar sınavın kolay olması, zor olması, taban puanların yüksek verilmesiyle alakalı. Dolayısıyla sizi puanlar ilgilendirmiyor arkadaşlar. Sizi ilgilendiren net bir şekilde dilimler. Bakın Yalvaç Fen Lisesi'ni de inceleyelim Isparta'da 2017'de 460 puan 12. dilimle alıyor sonra 2018'de 353 puana düşüyor oh oh puanı düşür diye seviniyorsun ama bak 12. alırken artık 8. alıyor yani demek istediğim şey şu puanı düştü gözüküyor ama dilimi daha zorlaşmış artık girmek daha da zorlaşmış dolayısıyla puana hiç bakmayın şimdi sizin puanlarınız yüksek gelebilir düşük gelebilir iyi gelebilir kötü gelebilir bana ne ben puanla ilgilenmiyorum ...puan eşittir şampuan diyeceksiniz. Yani bir köpük. Önemli olan dilimlere bakacaksınız. Ve dilimlerde inşallah sıralamanız çok iyi gelecek. Ve buna göre bu sıralamayla çok güzel tercihler yapacağız. Yani özetle puanlar, netler değişebilir sıralama önemlisi. Hocam netler nasıl değişir? Bazen Türkiye'de 20 Türkçe'de 18 Türkçe yapan çok iyi yere gelmiş olur. Bazen 17 Türkçe yapan çok iyi yere gelmiş olur. Bazen 20'de 20 yaparsın. Eskiden yani Teok'ta öyleydi. 20'de 20 yapıyordun ama hiçbir yere giremiyordun. Niye? Çünkü herkes 20'de 20 yapıyordu. Şimdi zor olduğu için herkes daha düşük netler yapsa bile... She's. O düşükten biraz daha iyi yaptıysanız normalde daha iyi yapıyor olabilirsiniz. Ben denemelerde hep 20'de 20 yapıyordum hocam evde. Ama gerçek sınava girdim 19 yaptım çok üzülüyorum. Hiç üzülme. Belki de Türkiye ortalaması düştü. Herkes daha çok yanlış yaptı. Senin 19'un eski 20'den daha değerli oldu. Dolayısıyla netler puanlar değişebilir. Önemli olan sıralama arkadaşlar. En iyi 10 fen lisesine baktığımızda dilimleri zaten belli. Bunları siz biliyorsunuz. Ankara fen, İzmir fen, İstanbul At Türk fen, İstanbul Çaba fen. İnşallah buraları sizler dolduracaksınız. Ama şu da önemli. Sizin hedefiniz nedir? Siz eğer sayısalcı olmak istiyorsanız bilim insanı olmak istiyorsanız, matematik, mühendislik, fizik, kimya, biyoloji bunlara çok ilgi duyuyorsanız, yazılımcı olmak istiyorum, ben çok çalışmak istiyorum diyorsanız bu liseye gitmeden de olabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, ikincisi bu lise yani fen lisesine gitmek isteyen öğrenci illa ki Ankara fen'e gitmek zorunda değil. Ankara Fen'inki ki 0,09 ama İstanbul Şile fen 6,53 ya da Ordu Gölköy fen lisesi 56,6. Yani amacınız illa ki fen lisesi ise birçok fen lisesine girebilirsiniz. Ya da Anadolu Sesi. ben Anadolu lisesine gideceğim dolayısıyla artık bilim insanı olamam. Hiç alakası yok. Olabilirsiniz. Ben artık yazılımcı olamayacak mıyım? Ben artık tıp fakültesi okuyamayacak mıyım? Hayır okursun. Anadolu Lisesi'nden de okursun. Anadolu İmatik de Anadolu Meslek Teknik Lisesi'nden de okursun. Bak burada Galatasaray, İstanbul Erkek, Cağaloğlu bütün liseleri dizmişler. Aa ne kadar yüksek puanları. İnşallah Galatasaray puanınız yeter. Ama Galatasaray Lisesi'nin kendince tabii ki Türkiye birincilerin girdiği bir okul ama Galatasaray Lisesi'nden mezun olup da üniversite sınavında başarısı olan birçok öğrencim var benim. Galatasaray Lisesi'nde okudu. Üniversite sınavına hazırlanmadı. Ben işe yurt dışına gideceğim hocam dedi. Ben başka bir şey yapacağım dedi. Üniversite sınavında değim yerindeyse mahvoldu. Bitti çok kötü yaptı. Ama sen Galatasaraylısın. Gel sana üniversite sınavında ekstra 500 puan verelim falan demediler. Çalışan kazandı. Aynı şu anda olduğu gibi. Bazılarınız çok böyle pahalı lüks e, ilkokullardan mezun oldu, ortaokullardan. bazılarınız normal devlet okullarından mezun oldu ama sınavda iyi yapanlar iyi yere gelecek. Kötü yapanlar da maalesef biraz daha geride kalacak. Ama onlar da üniversite sınavında sizi geçebilirler. Dolayısıyla arkadaşlar sınavda adil bir şekilde netlerinize göre sıralama yapılmaya çalışılacak. Galatasaray Lisesi 005 li alıyor ama Ankara'da Yıldırım Beyaz Lisesi 17 ile li alıyor. Ya da Muğla Gazi Anadolu Lisesi 43 li alabiliyor. Yani buradan mezun olan da Türkiye birincisi olabilir. Buradan mezun olan da Türkiye birincisi olabilir. Sosyal bilimler lisesi de aynı şekilde. Hocam ben sözel dersleri seviyorum. Tarih, coğrafya, edebiyatı seviyorum. Ben ileride kendimi bu alanda geliştireceğim diyorsan bu liseler seni bekliyor. Ama fen lisesinden mezun olup da yine bir sosyal bilimcinin yapmak istediği işte ne bileyim hukuk okumak ya da edebiyat okumak, yazar olmak gibi bir şey de olabilir. Hayır sen fen lisesi mezunusun, hayatta edebiyatçı olamazsın diyemezler. Ya da sen sosyal bilimler lisesi mezunusun, sen hiçbir şekilde e, işte işletme, iktisat böyle biraz matematik gerektiren bölümleri asla almayız diyemezler. Çalışır Türkiye birincisi olur. Bitti gitti kimse bir şey diyemez. Bakın Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 6 ile alıyor. Antalya 12 ile. İzmir 10 ile. Yani farklı farklı dilimler var. Bunlar her biri bir lise arkadaşlar. Bunların her biri bir araç. Amaç değil. Sizin amacınız gelecekte başarılı olmak. Yani benim amacım gelecekte Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'ni bitirmek. Sonra o kadar başka hiçbir şey yapmayacağım. Hayatımın sonuna kadar bununla gezeceğim. Böyle bir şey yok ki. Sen bu liseyi bitirirsin. Kendini geliştirmişsindir. Çok iyi yerlere gelirsin. Bu liseyi bitirsin ama kendini hiç sen Patates hiçbir şey yapamazsın. En iyi 10 Anadolu üniversitesine baktığımızda yine buradan da birçok Türkiye birincisinin çıktığını mutlaka gazetelerde okuyorsunuzdur. Ama Anadolu üniversitesi hocam fen lisesi değil. Olur mu? Çalıştıysa o da olur. O da istediği yerlere gelir. Ya da en iyi 10 Anadolu meslek lisesi. Bunlar da yine çalışmalarına göre, gayretlerine göre çok iyi yerlere gelebiliyorlar. Peki hocam buranın farkı ne? O zaman niye bunun puanları biraz daha diğerlerine göre düşük gibi gözüküyor? Burası temelinde meslek teknik lisesi yani mesleki eğitimle veriyor. Üniversite sınavından biraz daha geride kalıyor gibi duruyor. Ama çalışan kazanır elması kızarır arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar tercih döneminde de yanınızdayız. Doğru liseyi, istediğiniz liseyi, hayalinizdeki geleceği oluşturabilecek liseyi size yönlendirmek için burada mutlaka sizlere destek vereceğiz. Hiç endişelenmeyin. Sınav sonuçları gelene kadar arkanızda yaslanın. Dinlenin. 8'den 9 hazırlık kampımıza yine sizlere süper bir şekilde destek olacağız. Hemen başlatmadık. Bakın diğer sınıflar hemen başlattık. 5'ten 6'ya'lar, 6'dan 7'ye'ler, 7'den 8'e'ler hemen baş Başladı. Ama 8'den 9'a dedik ki LGS öğrencilerimiz çok çalıştı. Birazcık dinlenmeleri lazım. Biraz dinlendikten sonra sizlere de mükemmel bir kamp yapacağız. 9 sınıfa geçtiğinizde biz buradayız. Siz neredesiniz arkadaşlar diyeceğiniz mükemmel bir hazırlık yapacağız sizlere. Ve mükemmel bir şekilde sizler de 9 sınıfta ya da hazırlıkta okuyacağınız okullarda başarıdan başarıya koşacaksınız. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Sıralamalar gelene kadar dikkatli bir şekilde okumak istediğiniz okulları araştırın. Ben Anadolu Sesimi okumak istiyorum. Sosyal Bilimler Lisesi mi? Fen Lisesi mi? Buna karar verin. Sonrasında zaten ters dönemde mükemmel tercihler yapacağız ve hayallerimize giden yolculukta ilerlemeye devam edeceğiz. Hadi bakalım. Peki.